Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağı.com ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Maalesef moralimiz bozuk. Çünkü haberler kötü. Aslına bakarsanız iyi tarafından bakmak gerekirse Fenerbahçe 3 golle kazandı. Ama João Pedro'yu kaybetti diye söze girmem lazım. Sebebi de şu arkadaşlar, Fenerbahçe'miz sezonun ikinci etabında ilk hazırlık maçında evinde Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla mağlup etti. Biliyorsunuz Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Ülker Stadyumu'nda oynandı maç ve Fenerbahçe 1-0 geriden gelerek maçı 3-1 üstünlük ile tamamladı. Serdar Dursun'un ve Lincoln Henrique'nin de aynı zamanda birer topu da maç boyunca direkten dönmüş oldu. Fenerbahçe'de korkutan sakatlık João Pedro. Sezonu kapattı diyen de var. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz diyen de var. Ben ekrana o anın görüntüsünü vermek istiyorum. Mideniz kaldırırsa. Haberin ilerleyen kısmında vereyim arkadaşlar. İtalyan futbolcumuz João Pedro. Daha doğrusu Brezilya asıllı İtalyan futbolcumuz Pedro. Mumin'in sert hareketiyle sakatlandı ve gözyaşları içerisinde sedye ile kenara alındı. 68. dakikada arkadaşlar ağır bir sakatlık yaşandı. Joshua King'in enfes pasında savunma arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yani daha doğrusu kalacaktı. Ve muhtemelen de gol atma imkanı çok yüksekti. Ama Mumin'in o sert hareket sonrasında ayak bileğinde çok ciddi bir sıkıntı gözlemlenmiş oldu. Kenara geldi sedye ile. Gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları da destek oldu. 68. dakikadan penaltı kazandık kazanmasın ama yani ayak bileğinde çok sıkıntı var. Ben o görseli göstereyim arkadaşlar size. Bakın içiniz kaldırabilirse. Şöyle bir an. Hani bilek döndü diye kastettikleri bu arkadaşlar. Yani sol ayak bileği döndü diye. Ha, hafif bir burkulma da olabilir. Şimdi nereye bakın biliyor musunuz? Özellikle tam bilek kısmına bakın. Yani menüsküsün alt tarafı maalesef görüntü hoş değil. Hani felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama yani ama neyse ben görseli ekrandan kaldırayım. Arkadaşlar yani kötü tarafından bakacak olursak ki şu görüntüye göre sezonu kapatması işten bile değil. İnşallah biz yanılırız. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Ne bileyim abartmıştır. Anlık fotoğrafa görsele öyle yansımıştır diye söyleyelim. Penaltı vuruşunun ardından Osay Samuel'le beraberliği yakaladık. Ve 71'de skoru eşitleyip 75'te Joshua King'in golüyle öne geçtik 2-1 ve 83'te Ferdi Kadıoğlu'yla skoru 3-1'e getirdik. Bir sonraki rakibimiz Villarreal. Cumartesi günü 3 Aralık Cumartesi günü saat 19'da karşılaşacağız. Vallecano ise Cumartesi günü Galatasaray'la saat 16'da karşılaşacak. İnşallah biz oynadıkları kadar sert olurlar. Hakem de tıpkı bize olduğu gibi düşman maçını yönetiyormuş gibi maç yönetir de onları da götürür. Ya Pedro için şöyle bir şey var. Bir sürü transfer teklifi geliyordu ama hatta basında siz de görmüşsünüzdür işte Jesus'tan Pedro kararı falan diye yani Cagliari'den transfer ettik ama istenen verimi veremiyordu. Teknik direktörümüz Jorge Jesus da kararını verdi diye açıklama yapacaktık. Hani UEFA ve Süper Lig olmak üzere 15 maçta 744 dakika oynadı. 2 gol 1 asistle oynadı. Ve Jesus yani tam beklenene ulaşmasa da bir karar verdiydi. Neydi o karar? Yani bırakmaya niyetli değilim diyordu. Birçok hücum oyuncusu var, golcü var ama Pedro en bitiricilerinden biri diye belirtiyordu. Mesela Kayseri maçında attığı gol usta işiydi. Ve sadece o gol bile örnek gösterilebilir. En tehlikeli isimlerden birisiydi. Ama yani maçın bitiminde şu an herkesin tek dileği şu, hani bir şey olmasın.
ağır sakatlık geçirmesin diye. Ve maç yönetiminde Jesus'un açıklamaları var arkadaşlar. Aslında bu maçları da maç tempomuzu korumak adına yapıyoruz diyor. Maç tempomuzu korumak adına yapıyoruz. Hani ben size maç öncesinde dedim ya, alın tempoyu korumak adına. Bu anlamda bu maçlar önemli. 21'indeki kupa maçına kadar çalışacağız. Lige verilen ara bize iyi geldi. Sakat oyuncularımız geri döndü, iyileştiler. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzeldi. Takımın performansını beğendim. İyiydik diyor. Rakibimiz kaliteli bir takım. Barça ve Atletico ile berabere kaldılar. Real Madrid'i yendiler. Bu tarz maçlar hazırlıktan fazlası değildir. Biz bu hazırlıklarımızı iyi yapıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Pedro ile ilgili kesin bir bilgim yok. Hastaneye gitti. Gerekli testler yapılacak. 2 tane daha sakat oyuncumuz var. Luan 3 aydır bizde değil. Luan Perez'den bahsediyor. Yani gerçekten 3 aydır bizde değil arkadaşlar. Arda da sakatlandı biliyorsunuz. Dün Arda Güler'le ilgili de sakatlık açıklaması geldi. Umarım Pedro'nun durumu ciddi değildir. Dünya Kupası'ndaki oyuncularımız da belli bir süre izin yapacak. Önümüzde Kupa ve Trabzonspor gibi iki önemli maç var diyor. Milli takıma bir sakatlık yaşadı Arda. Umarım en kısa sürede döner. Luan'da tedavi görüyor. Umarım en kısa sürede döner diyor. Genellikle Jesus böyle konuşunca daha da uzayacak gibi oluyor. Batshuayi'nin henüz bir maçı eksik. Son maçını henüz oynamadı. Valencia 3 maçta da iyi oynadı. Goller attı. Kendini gösterdi. Kalitesini gösterdi. Batshuayi de gol attı. 3. maçta oynayacak mı bilmiyorum ama şu anda aklımda olan şey Valencia'nın aramıza çabuk katılması. Tabii ki bir tatil yapacak. Bunu hak etti. Ancak bir an önce aramıza katılmasını istiyorum diyor. Yani umut ediyorum diyor. Biz buradan ne anlayacağız? Tempoyu korumak için biz bu maçı yaptık. Sakatlar iyileşti. King, Mert, Lincoln, diğerleri iyileşti. Bu ara bize iyi geldi. Kazanmak güzel. Rakibin kimleri yendiği de malum. Yani Pedro ile ilgili kesin bir şey yok diyor. Gerekli testler yapılacak. Sakatlarımız hala var. İşte Arda Güler, Luan Perez. İnşallah diyor. İkisinde bir an önce gelirler. Batshuayi de söylüyor. İkisinde çabuk dönmesini isterim diyor. Futbolcularımızdan da açıklama var. Ferdi Kadıoğlu tüm kupaları almak istiyoruz diyor. Biliyorsunuz müthiş bir gole imza attı dün. Kısa bir ara vardı. Bu arada iyi çalıştık. Zorluk ve sık antrenmanlar gerçekleştirdik. Tam anlamıyla mükemmel bir seviyede değiliz. Ama en iyisini ortaya koymak adına çalışmaları sürdüreceğiz diyor. 3 kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Tüm takım arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Hepimiz fit kalmak zorundayız. Alabileceğimiz tüm kupalar almak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Joshua King, şampiyonluk için geldim. Bak bu önemli bir açıklama ha. Hani maçı çevirmek her zaman güzeldir. 1-0 geriye düştükten sonra kazandık. Bu bir hazırlık maçı ama bu sezon pek fazla maç kaybetmedik. Sezon başından bu yana kaybettiğimiz maçlarda da hep 10 kişi kaldık. Antrenman anlamında da iyi bir maç oldu. 9-10 haftada takımdan uzak kaldım. Benim açımdan bu nedenle bu maç güzeldi diyor. Avrupa Ligi'nde gruptan çıktık. Ligde lideriz. Hedefimiz kupalar kazanmak. Hepimiz iyi olursak bunu başarırız diyor. Umarım Pedro'nun sakatlığı ciddi değildir. Çok önemli biri bizim için. Ligde şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için buraya geldim. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Buna son vermek ve taraftarı sevindirmek istiyoruz diyor arkadaşlar. Şimdi King'in oynadığı futbol benim hoşuma gitti. Ne derseniz deyin benim hoşuma gitti. Niye gitti? Ya istekli döndü. İştahlı döndü. Öyle değil mi? İstekli, iştahlı döndü. Hani ben geldim demek için değil. Ben bu takıma şampiyonluk kazandırmak için geldim. Topunu oynadı. Ve ben mutlu oldum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bana maçta hocam hep eksileri konuştuk. Bu arada Jesus diyor ki Cristiano Ronaldo'nun içinde bulunduğu durumu çok iyi anlıyorum. İkimiz de Portekizliyiz. Aramızda çok iyi bir bağ var. Şimdi bizim basın hemen bunu yorar. Jesus'tan Ronaldo sözdesi. Sözdesi ne ya? Sözleri. Jesus'tan Cristiano Ronaldo sözleri. Aramızda bir bağ var. Yani arkadaşlar, çok da yorum yapmak istemiyorum ama sakın ha. Yani aklınızın ucundan bile getirmeyin. Bu arada Mert Hakan yandaş olsun. Bazı futbolcularımız olsun. Çok çok duygusal şeyler paylaşmaya başlamışlar. Sosyal medyada Abdülmümin Süleyman'ın hesabı paylaşılmaya başlanılmış.
futbolcunun, hani Pedro'yu sakatlayan ismin arkadaşlar Abdülmümin. Bu arkadaşı iyi düşünün. Aklınıza hiç mi getirmiyorsunuz? Biz bu arkadaşı alıyorduk hatta hatırlayın. Ghana'dan 1,88'lik stoper. 1,5 milyon euro piyasa değeri var. Nijerya asıllı. Sezonun başında Vitória Guimarães'ten 1,5'u aldılar. İyi hatırlayın. Biz bu çocuğa taliptik. Yani o da isteyerek yapmamıştır ya. Zannetmiyorum arkadaşlar. Hiç kimse bu kadar vicdansızlık yapamaz. Ha düşmanın olsa ona bile yapmazsın. İşin içinde kendini sakatlamak da var. Olayın bir de bu boyutu var ama yani temkinli olmak lazım. Mesela sosyal medyada bazıları hesabı şu gidin şöyle yapın böyle yapın diye paylaşıyor. Sakın ha. Yani sakın tavsiye etmem. Bu mantıklı bir durum değil. Benden söylemesi. Yani benim aktarabileceklerim, söyleyebileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Uzun lafın kısası maalesef Pedro'da inşallah korkulan olmaz ama hani Perşembenin geleceği çarşambadan belli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.